Hera? Ayşe. Kerem sen ne yapıyorsun? Karımı öpüyorum, ne olmuş yani? Da saçma sapan konuşma, oyarım o gözlerini. Ne? Aa, niye bu kadar kızıyorsun? Kerem reklam çekimi bu. Sen beni rezil ettin. Önce bir sakin ol, pişman olacağın bir şey yapma. Senin anladığın gibi değil. Bak hoca anlatsın şimdi sana. Ayşe'cim bravo. Harikaydı. Biliyorum biraz sürpriz oldu sana ama bu fikir yönetmenimizin fikriydi. Harikaydınız. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Şu an hiçbir şey anlamadım. Kerem'deki ışığı görünce hemen aldım. Provalarda çok başarılıydı kendisi. Yönetmenimizin de onayını alınca kendisine bu rolü teklif ettim ve sağ olsun kendisi de kırmadı, rolü kabul etti. Sanatla ilgili bir rica olunca geri çeviremezdim tabii ki. Her şeyi sen planladın değil mi? Hadi itiraf et. Heh işte ben demiştim değil mi hocam? Eşim bana inanmaz, arıza çıkarır, beni suçlar demiştim değil mi? Demiştiniz. Ayşe'cim lütfen inan bana. Yönetmenimizle Kerem Bey'i de ikna eden benim. İyi ki de yapmışız. Ya tamam Kerem oldu, bana neden söylemediniz ya? Bu bir reklam çekimi değil mi? Böyle bir şey söylenmez mi? Söylenir. Kerem'i sana söylememe fikri yönetmenimizimdi. Böylece daha doğal bir tepki vereceğini söyledi. Görünüşe bakılırsa da haklı çıktı. Herkes sonuçtan çok memnun. Gördün değil mi? Demek ki işi baltalamamışım, daha iyi olmasına yardımcı olmuşum. Hatta daha da iyi olabilir. Bir tek daha alalım mı hocam? Harika bir çekimdi. İkinizi de tebrik ediyorum. Kaldı mı tankerde su? He? Niye bu kadar kızıyorsun ben anlamıyorum. Zaten bu sahneyi birisiyle çekmeyecek miydin? Benimle çekmiş oldun. Daha iyi değil mi? Değil. Kandırdın çünkü beni, arkamdan iş çevirdin. Kızım ara sor Süha Hoca'na. Ben ona dedim, siz Ayşe'yi tanımıyorsunuz dedim. Arkasından plan yapılmasını sevmez dedim. Yani siz kendinizi kurtarırsınız, kabak benim başıma patlar dedim ki öyle oluyor. Ama o tutturdu, illa sürpriz olsun dedi. Aptal yerine koydunuz Kerem beni ya. Dur. Jeton şimdi düştü. Sen gerçekten arkandan iş çevirdiğimize kızdın. Seni öptüğüme değil. Değil mi? Cevabımı aldım ben, sen zahmet etme. Kerem bak lütfen saçma sapan konuşma. Ayrı hayatlarımız var diyorsun ama peşimden koşarak ta buralara kadar geliyorsun. Ben sana soruyor muyum? O adamı öpeceğim için kıskandığında mı geldin diye. Bak sormuyorum. Sorma, boşver. Sormuyorum zahmet edip. Çünkü cevabını zaten biliyorum. Ha şimdi sen benim seni kıskanıp peşinden koştuğumu mu ima ediyorsun? Ya ben hiçbir şey demedim. Bak sen söyledin. Belki ünlü olmak istiyorum, reklam oyuncusu olmak istiyorum. Nereden biliyorsun? Daha fazla üne ihtiyacım yok. Paraya hiç yok. O yüzden gelen paranın tamamını kız çocuklarını okutan bir vakfa bağışladım. Senin adına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar
bu pembe rüyalar.